tanıyalım. Ben Ömer Devre Afyon. Afyonlusun. Afyonluyum, Emirdağ. Emirdağ'da. Ne yapıyoruz Ömer abi? Stadyum yönetimindeyim. Şu anda yönetimdesiniz. Ne güzel. Şu anda ne yapıyoruz abi? Ulu Cami'ye bir katkımız olsun diye mantı yaptık hanımlar. Onu satıyoruz burada. Geliri Ulu Cami'ye. Hocam, görüyor musun hocam? Geliri Ulu Cami'ye olsun diye burada mantı yapılıp satılıyor. Evet. Allah razı olsun. Aynen. Elinize sağlık. Selamun aleyküm. Hayırlı selam cumalar abi. Efendim. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sizi Allah tanıyalım Allah. Şöyle kameralara. Bir. Ben İsmet Donukara. Kayserliyim kardeşim. Kaç yıldır Hollanda'dayız? 35 sene oldu. Evet. Nasıl burada yaşam? Cumaları kılabiliyoruz elhamdülillah camilerimiz. Allah'ımıza çok şükür. Kılıyoruz kardeşim. Camilerimizdeyiz, cemaatimizdeyiz Allah'a şükür. Nasıl memnun musunuz burada? Memnun tabii. Memnun olmaz mı? Tabii tabii. Pekala Türkiye'ye gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz Allah izin verirse. 6 ay gidiyorum. 6 ay buradayım. Emekli oldum. Sevgili seyirciler bak bisiklet pazarlığı var burada. Abi, bu Allah bu. Sağ ol. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hayırdır abi nedir olay? Bisiklet abi. Bisiklet görüyoruz da ne? Bir şey yok. Bisiklet pazarlaması mı yapıyorsunuz? Hem ziyaret evet abi. Abi sen Konyalı, çok gülüyorsun Konyalı. Sen Konyalı mısın? Ben Karamanlıyım. Konya ile Karaman, Ferhat'la Şirin gibi diyor şair dizelerinde. Şey diyorsun yani. Birbirlerine ayrılmaz. Ayrılmaz bir ikili diyorsun yani. Evet. Teşekkür ederim. İyi sizlere sormalı. Sizleri gördük daha iyi olduk. Eyvallah. Hayırlı cumalar kardeşim. 1963'te geldim Belçika'ya. Ondan sonra buraya geldim. Halen dolanıyoruz bari. Ama şapka da güzel. Şapkan ben Sivaslıyım ya. Sivas olduğu zaman şapka olması lazım. Buyurun. Yetmez o iş. Pekala neler yapıyoruz Hollanda'da? Hollanda'da vallahi şimdi artık 65'ine geldik. Emekli tadını çıkartıyoruz. 6 ay şimdi buradayız. 6 ayda Sivas'tayız. Elhamdülillah. Çoluğu çocuğu da iyiceğimle de yetiştirdik şimdi. Kendi işlerinden meşguller. Tabii. Kendi işlerinden meşgul. Ha. Ben adım Celal Göktekin. Ama zaten şöyle baktığın zaman Karamanlı olduğun yüzünden okunuyor ha? Olabilir. Zaten Konyalı olduğumuzu arkamızdan okuyorlar. Eski Konyalılardan. İlk gelen nereden misiniz? Kaç yıldan beri? Ben 74'te geldim. Askerliği yaptıktan sonra. 36-37 seneye doğru var. Çoluk çocuk burada? Burada. Haftada 4 gün çalışıyorum. Gençleştik sıra bir gün ekstra daha boşluk verdiler bize. Güzel. Pekala Türkiye'de kimlere selam göndermek istersiniz? Köylünün hepsine, Karamanlı'nın, Konyalı'nı tanıyan herkese, bütün Müslüman din kardeşlerimize selam olsun. Değerli başkanımız, Eyüp Sultan Camii'mizin başkanı Mustafa Konuş abimiz, bir gönül insanı. Daha önceki programlarımızda da sizlerle zaten tanışmıştık. Sevgili Mustafa abi, hayırlı cumalar diliyorum. Mekan güzel, muhabbet güzel, siz de güzelsiniz. Teşekkür ederim. Elhamdülillah, çok şükür halimize. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizden de cumanız mübarek olsun. Bu güzel günü bizle paylaştığınız için tek tek ne teşekkür ediyorum. Anlamlı bir günde buraya teşrif ettiniz. Allah azim verirse yarın güzel bir günü icra edeceğiz. Efendimizin gününü kutlayacağız. O günle ilgili hazırlıklarımız var. O hazırlıklarımızı birazdan tamamlayacağız inşallah. Yok her şey mükemmel. Diğer kurum kuruluşlarla olsun ilişkilerimiz çok iyi. Diğer dini mensuplarla olsun ilişkilerimiz çok güzel. Ve yarınki yapacağımız kutlu günü ve birçok kiliseden teklif gelerekten acaba biz de katılabiliriz mi diye teklifler geldi. İnşallah onlar da yarın icra edecekler ve kutlu doğumu yarın beraber icra edeceğiz inşallah. Abicim senin yanında durmak biraz cesaret ister yani boy post maşallah tanıyalım. İbrahim Gündoğdu, Eyüp Sultan Camii'nin din görevlisiyim ben de. Hoş geldiniz diyorum sizlere. İbrahim Hocam genç bir hoca olarak burada genç hocaları görmeye de hasret kaldıydık yani. Yani buradan seslenelim yetkililere hep genç göndersinler böyle enerjik sizin gibi. Tabii teşekkür ediyorum. Bu iltifat olarak kabul ediyorum. Allah razı olsun. Tabii genelde cemaatimizin tepkisi bu yönde. Genelde geçen gün bir Hollandalıyla konuştuk uyum kursunda. Diyor ki Türk imamları babalarla çok iyi iletişim kuruyor ama gençlerle iletişim kurmakta biraz sıkıntı oluyor. Herhalde bunun yaşla da alakası vardı. Geçmiş dönemlerde de bizim de gördüğümüz kadarıyla genelde yaşlı arkadaşlarımızı, abilerimizi görevli olarak gönderiyorlardı. Son birkaç dönemdir biraz daha genç arkadaşlara görev veriliyor. Bizde 1,5 yıl oldu gelelim. Herhalde en genç yurt dışı görevine çıkan imamlardan birisiyiz. Türkiye'nin farklı bölgesinden insanlara imamlık yaptım. Şimdi de
Konya ve Karamanlılara imamlık yapıyorum. Diyorum ki bundan sonra eğer bu görevi de hakkıyla başarırsam bundan sonra dünyada her işi hallederim Allah'ın izniyle. İnşallah o heyecan var sizde. Bir oğlum bir kızım var. Karaman'dan bir gelin bir tane de damat arıyorum. İnşallah buradan inşallah. Torpili bizde. Bizim o havalenin bir başkenti var Işıklar Köyü. Öncelikle Işıklar'a, Mayyan'a, Bozkandağ'a, Kızılyaka'ya. Dur bir dakika. Masta'da, Duray'da'ya, Bardas'a ve Konya'da, Karaman'da beni tanıyanlara, özel herkese bol bol selam. Hollanda'daki tanıyanlara bol bol selam. Türk milletine bol selam. Bak az önce ne eleştiri geldi biliyor musun? Sen de Karamanlısın. Bu burada cemaat olarak hocam da ifade etti. Karamanlılar, Konyalılar yok. Elhamdülillah. Karaman var. Hacı Mehmet abi. Efendim abi. Karaman mı Karaman mı abi? Karaman. Karaman. Olmaz. Ne yardan ne serden. Gördüğünüz gibi idare etmesini biliyor. İşi biliyor yani. Her ikisi de. Evet, evet hocam. Edirne'de filan görev yaparken öğrencilere Arapçadaki gaf harfini Karaman'ın, Konya'nın gasi diye tarif ediyordu. Şimdi buradaki öğrencilere de diyorum ki bu sizin harf diyorum. Öğrenci çıkaramayınca harf diyorum ki sizin harf. Ha hocam ga diyorlar. Tamam. Hocam da vesikasıyla anlatmış oldu Karaman. Evet. Dediler ki ya dediler Karaman Konya nedir bu yani? Burada Sivaslısı var, Yozgatlısı var, Erzurumlusu var, Dadaşı var, Karadeniz var, Trabzon, Giresun. Bak gördüğünüz gibi hepsi var. Bizim KON TV Türkiye'yi kuşatan, dünyayı kuşatan bir televizyon. Bizde bölgecilik zaten yoktur. Öyle bir anlaşımız yok. Değil mi? Yok abi. Başkanımız da ifade. Biz ona karşıyız. Bölge milliyetçiliğe karşı. O zaman hemen bak başka bir bölgeden kardeşimizle bir tanıyalım. Mesir Macun Davuz. Ben Halil Nalbantoğlu. Herhalde memleketi soracaksın. Memleket Manisa. Manisa. Nalbantoğlu olunca Manisa'lı olunca. Bilmiyorum orasını ama Manisa. Halil abi ne işle meşgulüz burada? Kaç yıldır Hollanda'dayız? Şimdi ne yapıyoruz? Hollanda'ya 9 yaşımda geldim. İşte aile birleşiminde alakalı. Yaş 48 olduğuna göre hemen hemen işte 40 seneden beri 39 seneden beri Hollanda'dayız. Ama yani sen ilk nesil. İlk nesil çocuklarısınız ama tabii, 40 nesil, sene. Tabii ikinci nesil sene. Oluyor zaten. Tabii. Pekala 8 yaşında buraya geldin. Evet. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun abi? Vallahi şu anda nasıl hissediyorum? Şu anda kendimi iyi hissediyorum çünkü yakında Türkiye'ye temelli dönmeye karar aldım. Kesin dönüş. Ben Mustafa Aygün. Trabzonluyum. Trabzon Araklı ilçesinden. Trabzonspor'un durumu nasıl abi? Abi süper. Benim kendi açımdan her şey çok güzel gidiyor. Hiçbir yaramazlık yok. Çoluk çocuk okuluyor. Ben çalışıyorum. Sağlığım iyi Allah aşkına olsun. Hiçbir yaramazlık yok. Gittin kahveleri başkana getirdin. Bize niye getirmiyorsun kardeşim? Vallahi yoksa sen de gel bakayım gel şöyle. Ben Karamanlı değilim ya. Nereye? Ben Kırşehirliyim ya. Kırşehirli. Ben Kırşehirliyim. Tamam da Kırşehirli niye Karamanlı ya kahve getirdin? Ya onu başkan yardımcı göndermem lazım. Onu da öyle getirdim de o yüzden. Ben Taner Karaçoban. 6 yaşından beri Hollanda'dayım. Şükür diyelim. Allah'a şükür diyelim. Her şeye şükür edelim. Ben Yozgat Boğazı'dan Sırçalı'danım. 38 yıldır Hollanda'dayım ben. İsim? Ali Varlık. Ali Varlık. Nasıl varlık durumunuz nasıl? Allah'a şükür. Sağlığımız iyi, sağlık durumumuz iyi. Sen isminle Müsemmayım diyorsun. Yok Müsemmayım Allah'a şükür olsun. Getir güzel ben giyeyim postumu. Bilmez oldum garazımı kastımı. Gurbetele koydum geldim dostumu, ne aman uzağa attı yol bizi. Yamin abi çocuklardan memnunsun. Evet çok memnunum. Allah razı olsunlar. Hiçbir şeyleri yok. Çok memnunum. Pekala her yıl memlekete gidiyoruz. Her sene gidemiyorum. Her iki seneye bir gidiyorum. Her iki seneye bir gidiyorum. 2-3 aylığına gidiyorum ya. Buradan Karaman'da akrabalara falan selam söylemek ister misin? Bütün hemşerilere selamlar, saygılar. Ben emekliyim. 65 yaşında emekli oldum. 23 sene devlet memurunda çalıştım. Devlet memurundan emekliyim. Şimdi şu an için iyiyim vallahi çok şükür. İsmim Veysel Açıkgöz. Evliyim, 4 çocuğum var. 4 oğlan. İşte mahallen emekliyiz. Yıllardır burada yaşıyoruz yani. Çocuk. Memnunsunuz hayatınızda? Ya vatan gibisi yok tabii. Konya TV'de ne güzel bir devletim. Vatanımız da olsak daha iyi olur. Konya'da oturuyoruz şimdi. Karaman'da gidiyoruz. Konya'da oturuyorum şimdi. Konya'da oturuyorum diyorsun. KON TV'de görünce. KON TV'de görünce tabii duygulandım tabii duygulanmıyor. Ya hasretlik. Konya'da tüm arkadaşlara selamlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Ben Sivaslıyım.
efendime söyleyen bir hastalığa yakalandık. Buraya bugün bu camide hayli bir görev yaptım. Efendim helallaşmaya geldim bu camiye. Siz de hakkınızı helal edin. Benden yanı da helal olsun. Evet. Konya'yı çok iyi bilirim. Konya'da okudum. 2 yıl. Tahir Hoca'yı çok dinledim. Allah, Cenab-ı Allah Tahir Hoca gibi daha hocalar yetişsin de biraz da ümitsizim öyle. İnşallah Allah'tan ümit kesilmez. Oğlu Abdurrahman Bey, Hoca Efendi. Ne büyük ki cenazesini kıldırdı babasının. Çünkü o imam olduğu müddetçe, hoca olduğu müddetçe Diyanet Başkanı bile kıldıramadı. Mümkün değil. Oğlu kıldırdı. Ama öyle bir oğlan, öyle bir evlat yetiştiremedik. Bir hafız bıraktım. İnşallahü Teala. Efendim, hafızımı da bu cemaatin tümü tanır tabi. Bilhassa kadınlar tanır. Efendim, kız olduğu için. Cenab-ı Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Ümmeti Muhammed'e hayırlar versin. Konya'mıza hayırlar versin. Anlaşıldı mı? Konya'nın çok ekmeğini yedik. Çok suyunu içtik. Çok camilerini gezdim. Efendim bir Konyalı benim kadar cami gezmemiştir. Bilmiyorlar kulaklarının arkasında cami var, bilmiyorlar. Nimetin keşke onu bilseler keşke. Hani diyor ki başbakan, ben sordum da diyor, üniversitede okuyan gençlerimiz diyor, üniversite kütüphanesinden bir kitap okumuyorlar diyor. Görüyor musun efendim? Neyse, uzun lafın kısası. Tekrar hoş geldiniz, tekrar teşekkür ediyorum. Efendime söyleyeyim, başkana da teşekkür ediyorum. Sizinle buluşturdu, görüştürdü. Konya'mıza çok çok selamlar. Ben gelemem de, bilmiyorum. Ömrüm yeter mi, yetmez mi, olur mu, olmaz mı? Türkiye'ye gidiyorum, çarşamba, salı günü. Korumu komşumu, camideki cemaatimi, onları görmek için. Üçlere geçseniz de, Üçler mezarlığına, Tahir Hoca'ya bir Fatiha okusanız. İnşallah. 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 Şöyle öptüm seni ben. Eyvallah. İnşallah. Hadi. Muhterem hocamıza, bu camide hizmet eden hocamıza çok teşekkür evet. ediyoruz bu duygu yüklü konuşması için. Allah razı olsun. Allah size de sağlık afiyet versin. Cemisinden. Çok teşekkür ederim. Cemisine canım. Evet sevgili dostlar, Utrecht şehrindeyiz ve Utrecht'te bu güzel camimiz Eyüp Sultan Camii'nin bahçesindeyiz. Burada dostlarla konuştuk. Başkanımız dedi ki, değerli Mustafa Konuş Beyefendi, şu bahçedeki bu güzellikleri, ecdat yadigarı, laleleri KON TV'de göstermeden ben sizi bırakmam. Abi nedir derdin ya? Niye böyle bir şart koştun bize? Nedir derdim? Laleler günümüzde şu anda bulunduğumuz semtte çevre komşularımızla ilgili güzel bir bağlantı, uyum konusunda bir köprü oluşturdu bizim için. Şimdi ecdadımızdan olan bir çiçeği yad etmek, onlara göstermek, bu işin ustalığı işte Türkler de olduğunu göstermek amacıyla bu camimizin bahçesini böyle bir dizaynla süslemek istedim.